10. modelleme dersiyle devam ediyoruz. Bu derste garaj kapısını ve garaj giriş yolunu yapacağız. Aynı zamanda bacamızı yapacağız arkadaşlar. Bir de şu bölgede bulunan, şu ön tarafta bulunan birinci katın balkonunu halledeceğiz. Şuradaki balkonumuzu. Gördüğünüz gibi bir önceki dersten ben devam ettim modellemeye. Üst katın çerçevelerini vesairesini, girişlerini de yaptım. Burada ekstra yaptığım şeyler neler oldu? Şu ön tarafa bir balkon eklemek oldu. Planımız üzerinden gerçekleştirdiğimiz balkon. Bakın şu bölgede görüyorsunuz. Gayet basit bir şekilde çizdim. Nereyi kullandım bunun için? Alttaki birinci kat planımızı kullandım. Şu balkon kısmını. Buradan normal kat planımızı çizdiğimiz gibi çizimimi yaptım. 90 santimetrelik bir balkon yüksekliği verdik. Sonrasında korkulumuzu yaptık. Tıpkı şuradaki balkonumuzu yaptığımız gibi burayı. Sonrasında arkadaşlar çerçeve olan kısımlar yaptık. Şuralar birleşikti. Kapalıydı arkadaşlar. Bu kısımları açtık. Yükselttik daha doğrusu yukarıya doğru. Aynı şekilde şurası. Şuralar kapalıydı. Bir iç komutuyla karşılıklı seçip birleştirdim. Çerçeveyi yine aynı şekilde bir önceki dersimizde yaptığımız gibi Create Shape from Selection komutuyla hallettik. Yine çıtalarımızı yaptık. Pencere çıtalarını diyebiliriz. Üst katı yaptık. Şu en üst tavan kısmını arkadaşlar. Tepe kısmını, çatı katı kısmını. Burayı da yaptık. Ve bitti. Normal şartlarda planımızda şu ön tarafta da şuralarda da gördüğünüz gibi cam olması lazım. Ama ben çok fazla detay olacağı için yapmıyorum oraları. Şu kısımları. İsterseniz yapabilirsiniz. Bizim şimdi burada yapacağımız şey aynı mantıkla buranın balkonunu halletmek olacak. Hemen ona başlayalım. Birinci kat planımızı seçip izole ettim. Hemen Shape'den, Line'dan çiziyorum arkadaşlar. Yine snaplerimiz aktif. Burada yaptığım işlemin aynısı. O siz görmediğiniz balkonumuzda da aynı şekilde kullandık. Standart değişen bir şey yok. Extrude veriyorum. End isolate diyorum arkadaşlar. Yukarı doğru kaldıralım. Left ekrandan bakalım. Bakın balkon kısmı şu kısım olacak yaklaşık olarak. 90 santim verelim buna da. Şurası. Fronttan bakalım. Bunu ve şu ön planımızı seçip izole ediyorum. Nereden başlıyor balkonumuz? Şuradan başlıyor gördüğünüz gibi. Hemen Convert Editable Poly deyip düzenlenebilir çokgene çevirelim. Snaplerle şöyle aşağı indirelim. Bakın tam 90 santim. Dediğim gibi öndeki balkonumuz da 90 santimdi. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu tepe kısmını seçelim bir. Extrude veriyorum bir daha. Santim. Ve şurayı seçiyorum bu sefer. Perspektiften bakalım. Burayı seçiyorum. Fronta geçelim tekrar. Extrude. Lokal normal. Bakalım. End isolate diyelim. Şu şekilde bir şey olacak. 9,5 santim, 9 santim diyelim. Bunu da yaptık. Buraya hemen balkonumuzun tabanını yapalım, oluşturalım isterseniz. Bunun için şu planımızı seçelim. Isola Selection diyorum. Şuraya gelelim. Rectangle'ı seçelim yine aynı şekilde. Snap'leri açalım. S'ye basarak.
Şöyle bir şey yaptık. End isolate diyelim. Tam ölçülü olmadı. Bunu spline'a bir çevirelim hemen. Vertexlerini seçip snap'lerle hizalayalım şöyle. Aynı şekilde şurayı da yapacağız. Şu kısmı. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya hemen seçip divide komutuyla bir tane vertex atayabiliriz. Bu atama işleminden sonra bu vertexi seçip şu köşeye götürebiliriz. Bakın burası oldu. Sonrasında bir tane daha divide komutuyla vertex atayalım. Onu da şuraya çekiyorum. Şu köşeye. Tabii burayı da düzeltmeliyim. Evet. Balkonumuzun şeklinde bir taban oluşturduk. Bunu seçtik. Şimdi şu tepe tabanımızı seçelim. Rectangle. Şurayı seçiyorum arkadaşlar. İç kısmındaki tabanımızı. Ataçla şunu birleştirelim. Sonra kapatıyorum ataçı. Ve extrude diyorum. Bu arada bir sıkıntı var. İzole edip görelim. Ne sıkıntımız var? Şurada bir yamulma var. Öncelikle corner yapalım. Şuraları da seçip weld deyip birleştirelim. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi düzeldi. End isolate diyelim. Balkon tabanımız hazır. Front. Yine şunu seçiyorum. Balkonu seçiyorum. İzole ediyorum. Şurada balkonumuzun şu kısmı kesik durumda. Hemen onu halledelim. Seçiyorum şöyle komple. Connect komutuyla bir tane atama yaptım. Şöyle ortaya doğru çekelim. Bu arada düzeltelim şöyle. X ekseninde 0 olana kadar düzelttim. Sonrasında chamfer vereceğim. ...116 santim. Chamfer verdikten sonra bir de şöyle alttan seçim yapalım hemen. Yanlamasına bütün edge'leri seçtikten sonra bakın şöyle hizalıyorum yine snap'lerle. Sonrasında şuraları seçip siliyorum. Perspektife geçelim. Burada yapacağımız işlem create komutuyla yeni yüzeyler oluşturmak. Şurayı tekrar siliyorum. Evet, yüzeyi de oluşturduk. Alt tarafı da oluşturalım hemen. Bitti. Sağ tıklıyorum. İzole moddan çıkıyorum. End isolate. Şimdi tekrar fronta geçelim. Ne yapacağız? Burada bir tane korkuluk yapacağız. Korkulukların alt taraflarını yapacağız. Şurada korkuluklara parçalar oluşturacağız. O kadar. Ne yapalım biz? Şunu seçelim komple korkuluğumuz için. Veyahut direkt balkonumuzdan seçebiliriz. Yani şuradan. Create shape from selection. Şuradan seçersek birleştirmek zorunda kalmayız. Alttan seçelim. Create shape from selection. Okay. Shape'imizi seçelim. Oluşturduğumuz shape'i. Hemen yukarıya kaldıralım. Z ekseninde rendering. Enable in renderer. Enable in viewport. Seçeneklerinden sonra 5 santime 5 santim gibi bir değer verelim.
Şu an tamamen değerimiz kafamdan verdiğim bir değer. Şunu biraz şöyle çekelim. Bakalım 5 santim yeterli mi? 5 santimden biraz daha fazla. 8 santim. Evet, 8 santim ideal. Sonrasında şuna biraz şöyle çektik mi? Ne yapacağız? Şu korkulukların alt tarafını yapacağız. Şurayı da biraz çekelim şöyle. Bu arada biraz genişlik verelim isterseniz. 6 santim diyorum veya 9 santim. Evet, 9 santim verdik. Fronta geçelim. Yapacağım işlem planımız, bakın şu an seçili arka planımız. Şunları seçiyorum arkadaşlar. Yaptığım özel bir şey yok ekstradan. Sadece şunları seçiyorum. Şunları ve şunları. Başka yok. Ardından hemen ekranda dönelim. Perspektife basıp seçimim halen devam ediyor. Her zaman yaptığımız işlem Shift ile kopyalamak. Hemen seçiliyken daha D taşla da ayırmak. Bu kadar. Enable in render viewport rectangular 2'ye 3 gibi değer verelim. Yine çıtalarımıza verdiğimiz değer, pencere çıtalarına. Şunun kopyasını oluşturabilirim veya hiç kopyasını oluşturmam. Direkt çekerim şöyle. Şunları da birleştirelim hemen. Bakın ayrı şu an gördüğünüz gibi. Snap'lerle birleştiriyorum. Sonra komple seçip Weld uyguluyorum. Bu arada hepsini şuraya göre hizalayalım. Buraları mesela silebiliriz. Gördüğünüz gibi. Vertexleri seçip sildim. Sonrasında şunlar biraz daha kalın olması gerekiyor. Şunları seçiyorum arkadaşlar, kontrol tuşuyla. Seçtikten sonra detach diyorum, ayırıyorum. Neden yaptım bunu? Kalın çünkü biraz daha. Büyütmemiz lazım. Şöyle 3 santim şuradan, 4 santim, 5 de olabilir. 5 santim gibi de genişlik verdik. Ekstra bir de şöyle 4 santim genişlik verelim. En boy oranı olarak. Gördüğünüz gibi oturdu yerine. Bakın şuradan görebilirsiniz daha geniş olduğunu. Buradaki demirlerin, buradaki demirden daha ince olduğunu, daha küçük olduğunu görebilirsiniz rahatlıkla. Şöyle hizalayabiliriz de. Hatta 5 santimden bile daha büyük. Alt, pardon, 5 yapalım burayı. Şurayı 6 santim diyelim. Bunu yaptıktan sonra ben poliye çeviriyorum bunu hemen. Niye poliye çevirdim? Her zamanki işlemimiz. İzole ediyorum. Şu ekstra olan yüzeyleri bir silelim. Segmentleri. Remove komutuyla sildik. Tamamını seçiyorum. Chamfer veriyorum. 0,1'e 1. Bu kadar yapacağım işlem. Üst taraf için de aynı şeyi yapacağız. Poliye çevirelim hemen.
bu işlemini aynısını bütün bu tarz spline'larımıza yapmamıştık. Çok da önemli değil. Hemen şu an elimdeymişken yapıyorum. Şunları çıkartacağız. Bu yüzeylerimize chamfer uygulanmasını istemiyoruz çünkü gereksiz. Bunun da 2 olabilir şöyle. Buraları seçtik. Şuraları da seçelim. Şimdi chamfer verelim. Buraya 0,2. Burası için de yeterli. Evet, gördüğünüz gibi balkonumuzu da yapmış olduk arkadaşlar. Balkon çalışması bittikten sonra şuralara aslında bir bakalım fronttan. Şuralarda ufak parçalar gerekiyor. Biz de şöyle yapalım. Şunlardan birini kopyalayalım. Şöyle. Ctrl Z yapıyorum tekrar. Arka planı seçtiğim için yanlış yeri seçtim. Şuradan seçeceğim şey ayrı. Korkuluğu seçmem gerekiyor. Evet, şunu seçeyim. Şunlardan birini kopyalıyorum. Front ekrana geçelim. 90 derece döndürüyorum. F3'e basalım. Küçültelim hemen burayı. Şöyle çektik. Shift tuşuyla kopyalıyorum. Aynı şekilde kontrol tuşuyla ikisini seçelim. Bir de şuraya kopyalayalım. Burada bir tane var. Şunu silebiliriz. Evet, şu şekilde. Bir de left'ten bakalım. Şurada da seçimi yapıyorum. Çekiyorum şöyle arkadaşlar. Bir şöyle. Şu şekilde 3 tane oluşturdum. Yeterli. Balkonumuzu hallettik. Balkonu hallettikten sonra artık geriye pek bir şey kalmadı. Ne kaldı? Garajın ön kısmı. Bunu da çok basit bir şekilde halledeceğiz hemen. Ne yapalım? Bir tane box oluşturalım. Veyahut yeterli. Direkt box'ı siliyorum arkadaşlar. Bir tane rectangle oluşturacağım. En azından işimiz daha kolay olur. Şunu bir silelim arkadaşlar. Şu shape'deki rendering menüsü altındaki şu özelliği bir kapatalım.
Şimdi çizmeye başlayalım. Evet. Hemen extrude veriyorum. Extrude deyip Convert to Editable Poly'ye çevirip şimdi extrude vereceğim. Şöyle eksi yönde. Bakın render aldığımızda eksi yönde yaptığımız için ister istemez yüzey görünmüyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Şunu Flip'le çevirelim bir. Bakın şimdi düzeldi. Veya ne yapabilirdik? Artı yönde yapabilirdik, taşıyabilirdik diğer tarafa doğru. Örneğin şöyle. Bu şekilde değil de Ctrl Z ile geri geliyorum. Extrude verdiğimizde pozitif yönde snap'leri açardık. Şu şekilde taşırdık örneğin. Böyle de yapabiliriz. Şimdilik şöyle çekelim. Bakın zaten render'da bir sıkıntı yok. Sonrasında şura uç kısımları seçip aşağı doğru indiriyorum. Yani burası şöyle bir yokuş şeklinde olacak. Biraz da şöyle uzun olursa arabanın rahatlıkla çıkabileceği bir yükseklik olur diye düşünüyorum. Yeterli. Bir de şimdi garaj yapalım isterseniz. Garaj kapısı daha doğrusu affedersiniz. Isole Selection diyorum. Front ya da left ekranına geçelim. Şuradan garajı oluşturalım. Bu arada şunu biraz içe doğru çekelim. Garaj kapımız şu şekilde aşağı doğru oluşturulacak. Nasıl yapabiliriz? Örnek olarak bir tane normalde box oluşturup dışarı doğru çıkıntılar verebiliriz. Çerçeve misali. Şöyle bir garaj kapısı örnek verelim hemen. Örneğin arkadaşlar, bunu bir garaj kapısı olarak farz edin. Yukarı doğru bakan yüzeyi. Ne yapabiliriz? Seçim yaparız şu şekilde. Connect'le segment atarız. Şuradan segmentler atarız. Bunun tamamını seçip insert diyebiliriz. By polygon olarak. Şöyle. Sonrasında biraz bevel verebiliriz. İçeriye doğru. Sonrasında gidip bir daha insert. Bu sefer de bevel pozitif yönlü. Bu tarz bir garaj kapısı da yapabiliriz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Yani bunu şu şekilde kaldırıp yerimizi uyarlayabiliriz. Şöyle bir garaj kapısı. Genelde bu tarz garaj kapıları çok yapılıyor. Böyle bir şey olabilir. Veyahut başka bir şey daha göstereceğim. L'ye basalım. Line'a gelelim arkadaşlar. F3'e basıyorum. Şöyle bir garaj kapısı yapabiliriz. Şu şekilde. Backspace tuşuna basıyorum. Tam olmadı burası. Şöyle çizdik diyelim.
Hemen Selection menüsünden biraz aşağı doğru şöyle indirelim. Aynısını tamamını seçip Shift ile kopyalayabiliriz Y ekseninde. Şöyle biraz çekelim. Şu ikisini Snap ile birleştirebiliriz. Birleştirmeden sonra da Belt yapabiliriz. Bu sefer tamamını seçip yine aynı işlem. Shift ile birleştiriyorum. Şöyle kaldırdım. Şuradan itibaren silebiliriz aşağıyı. Corner. Bu işlemi yaptıktan sonra P'ye basalım arkadaşlar. E'ye basıp Modifier listten Extrude komutuna geleceğim. Şu şekilde. Segment sayısını düşürelim. And isolate diyorum. Tabii bunun şöyle bir daha kopyalanması lazım aslında. En azından yukarıya kadar. Sanırım yukarı doğru kopyalarken hata yapmış olabiliriz. Bir bakalım. Şunu da üzerinden bir şunu silip ataçla birleştirelim. Sonra şu noktayı yanlış görmediysem birleştirmemiz lazım. Seçiyorum, Weld yapıyorum. Tekrar extrude. And isolate diyorum. Yukarı kısma kadar çıktı. Ne yapacağız? Hemen sileceğiz yukarıları. Yani şuradan itibaren yaklaşık 'Öyle bir şey olmalı. Left'e geçelim tekrar. İzole ediyorum. Buna nasıl bir şey yapabiliriz? Ekstradan tamamını seçelim. Bu arada corner'a çevirelim hepsini. Şöyle ufak bir fillet yapabilir miyiz? Çok ufak. Yaptım. Bakalım nasıl bir sonucu verecek. And isolate diyorum. Örneğin şu şekilde oldu. Tabii nasıl bir hata var? Şurada bir hata var. Şu noktada. F3 şu nokta sanırım. İzole edelim tekrar. Vertex moduna geçtikten sonra Show and Result sonucuna basalım. Result sonucuna bastıktan sonra Front ya da Left ekranına gelelim. Bakın şurada biraz geniş.
Tamamını seçebiliriz. Şöyle. Biraz da şöyle geriye doğru. Perspektiften bakalım. Bunun tamamını poliye çeviriyorum. Şimdi poliye çevirdikten sonra smooth komutunu vereceğim. Sonrasında tekrar poliye çevirelim. Etkimiz devam ediyor halen. Left. Burası sanırım burası olması lazım. Şöyle yapalım. Hemen buradan perspektif. Evet, şimdi düzeldi gibi. Çok önemli değil. Bir referanslarımız vardı. Referanslarımıza bir bakalım arkadaşlar. Buradaki garaj kapıları nasıl? Var mı örnek daha doğrusu? Maalesef pek yok. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen perspektife geçiyorum. Unhide all yapıyorum. Garaj kapımız bu şekilde olabilir. Aklıma başka bir yöntem daha geldi. Yine bunu yapabileceğimiz. Şimdi onu da göstereyim size isterseniz. Hemen front ekrana geçiyorum. Şu garajı bir gizleyelim kapıyı. Hide selection'la. Bizim garaj genişliğimiz buydu. Aslında bu yöntemle tam ölçülü bile yapabiliriz. Şöyle. Hemen line'a geçiyorum. Ölçülü bir şekilde garajın genişliğinde çiziyorum. Sonrasında tabii ki nedir? Extrude komutu. Extrude komutunu da şuradan görerek verebiliriz. Yani tam şu çizgiyi geçtikten sonra. Şurayı. Bunu da yaptıktan sonra bakın şurada gördüğünüz gibi garaj kapısının şeklini oluşturacak segment atabiliriz. Örneğin 20 tane segment atadık buna. Convert to the table poly diyebiliriz. Left'e geçelim. Şöyle isolate selection diyelim. Garajımızın kapısının genişliği bu kadardı. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şurada şunları tek tek seçip bakın bir tane atlaya atlaya seçiyorum. Bir vertex atlaya atlaya. Vertex atlıyorum yine. Aşağıya kadar geldik. Snap'i kapattım. Şöyle bir şey oluşturup aşağı doğru çekebiliriz. Örneğin.
Y ekseninde aşağı doğru çekelim. Mesela şöyle. Bir bakalım nasıl bir şey oldu. Perspektif. And isolate dedim. Ve şöyle içeriye alalım kapıyı biraz daha. Render aldığımızda şöyle bir görüntü elde ettik. Smooth komutunu verelim. Sonra tekrar poly'e çevirelim. Şu açımızı da düzeltelim. Bakın garaj kapısı şekli yine oluştu. Mesela bu şekilde de yapabiliriz. Hemen siliyorum. Yani çeşitli yollar mevcut. Unhide al. Veya dediğim gibi bir önceki çalışmada olduğu gibi kare şeklinde bir kapıyı oluştururuz. Sonrasında hemen onu yapalım. Sonrasında arkadaşlar iç kısımlara insert vererek kapımızı bitiririz. Şu an için klasik olsun. Onda karar kıldım. Sonradan da değiştirebiliriz de. Sizin keyfinize kalmış tamamen. Ben şöyle segment atıyorum birkaç tane. 5 tane olsun. Poly'e çeviriyorum. Tepeden de segment atıyorum hemen. Buradan da yine 5 tane oluşturabiliriz. Okey diyorum. Seçim yaparken bu sefer atlaya atlaya seçim yapabiliriz. Şu şekilde. Şuradan başlayalım. 5 yaptığımız için olmadı. Ctrl Z hemen. Şuradan tekrar poli 6 tane segment atayalım. Şimdi burayı seçtik, burayı seçtik, burayı seçtik ve burayı seçeceğiz. Aynı şekilde şurayı seçtik mi, burayı seçtik mi, yine şurayı seçebiliriz. 8 segment de atayabilirmişiz. Neyse fark etmez. 6'da karar kıldık. Şöyle bir şey. Veyahut tekrar vazgeçtim arkadaşlar. Biraz kararsız kalıyorum ama en güzeli olması için dört tane. Yüzeyin tamamını seçiyorum. Ön yüzeyin. F3. Window Crossing. Insert. Tamamına by Polygon. İki buçuk santim. Bevel verelim. İçeriye doğru. Tekrar insert 2 santim. Bir buçuk. Şimdi tekrar bevel verelim. Şimdi bevel vereceğimiz için biraz şey tuttum. Küçük tuttum değeri arkadaşlar. Bir buçuk diye. Şöyle bir genişlik vereceğimiz için yaklaşık olarak 8 santimdi şuraya da. Eksi 0,8 santim. Eksi 0,1. Hatta direkt eksi 1. Okey. Tekrar insert.
sefer tekrar bevel. Pozitif yönde. Bakın, klasik garaj kapımız oldu. Dediğim gibi en iyisi klasikte karar kılmak. Ama dükkan taraması gibi arkadaşlar, yani dışarıdaki otomatik kepenk sistemler olur. Ona benzer bir şey de yapabilirdik. O gösterdiğim line komutuyla. Evet, bu kız burada render aldığımızda sonradan sıkıntı çıkmasın. Şey yapabiliriz arkadaşlar, şu yüzeylere ovallik verebiliriz. Şuralara, şu kısımlara. Chamfer, şu kenar kısımlara. Aslında çok da güzel olacaktır. Bunu artık daha sonraki derste yaparız veya siz kendiniz yaparsınız. Son olarak bacamızı yapalım ve binamızı modellemesini bitirelim. Tabii bir camlarımız kaldı. Eklenecek iç kısımlara camlar. Onu ayrıca göstereceğim. Hemen front ekranına geçtim. Bakın, bir tane line seçiyorum yine, klasik. Snap'leri açtım. Burada bir seçim yapamıyoruz. Tekrar çıkıyorum. Rectangle. Şöyle bir şey yaptık. Seni bir kapattım. Şöyle çekiyorum. Left'ten bakalım. Çok hizalı olmasına, çok şey olmasına gerek yok. Extrude. Şu şekilde. Hemen poliye çeviriyorum arkadaşlar. Left'ten bakalım. Genişliği uygun mu? Evet. Hatta tam ölçüsünde yapmışız. Seçelim şöyle. Cross modunu kapatalım, window sol üstte. Şimdi seçim yapalım. Connect. Hemen taşıyorum şu şekilde. Hatta biraz daha şunu yükseltelim. Ölçü olarak şurası, referans olarak. Bunu da şöyle yükseltip sonrasında şöyle tüm yüzeyi seçiyoruz. Ne yapacağız? Bacamızın genişliğini vereceğiz. Extrude komutuyla. Lokal normal. 5 10 10 santim olarak verdim. Ekstra bir iki tane şey var. Şöyle connect komutuyla bir tane yüzey atayalım. Şu şekilde bir yükseklik. Biraz şöyle çekebiliriz. Santim. Onun da tepe kısmına bir tane. Box çizebiliriz. Perspektiften bakalım. Şunu şöyle çekiyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Farklılık olsun. Onu da şöyle büyütüyorum. Biraz daha genişletiyorum. Tamamını seçerim şöyle. Chamfer verelim. Alt taraftan da şöyle aşağı doğru indirelim.
Aynı şekilde bacamızı da. Kontrol A ile seçiyorum tamamını. Tab ekranına geçip şurayı silebiliriz. Çünkü oraya zaten biz çamfur verdik. Buradan çamfur komutunu verelim. 0,2 santim olsun. Okeyleyelim. Ve bitti. Şuraya şöyle bir şey yapabiliriz. Insert. İç kısma doğru extrude. Verebiliriz şöyle. Bacamızı da seçtik. Şu şekilde çekiyorum kenara. İçeride kalsın. Evet. Baca da bitti. Balkon da bitti arkadaşlar. Balkon kısmımız. Dediğim gibi şuraları siz kendiniz yapabilirsiniz rahatlıkla. Ben bir önceki dersin aynı komutlarını uygulayarak yaptım. Şuraya ekstradan şu kısmı arkadaşlar ben atamamışım. Siz atayım mutlaka. Bir tane çıta aşağıya doğru. Yani şunu yapacağınız işlem şu. Şunlardan birini seçin. Bakın şu yüzeyi seçiyorum sadece. Kontrol tuşuyla 90 derece döndüreceğim. Tabii ölçülü döndürmek için Angle Snap toggle'ımızı açıyorum. 90 derece döndürdüm. Şu alt tarafını silin. Şurayı silin. Bunu hizalayın aşağıya kadar. Şöyle. Hatta sonra da bunu ayırın. Detach komutuyla. Çünkü çıta biraz daha kalın olabilir. Şöyle çektiğiniz zaman yapmış olursunuz. Ne yapabilirsiniz? 5 santim, 4 santim tarzında ya da 4 santime 4 santim olabilir. Şu şekilde bir çıta yapmış olursunuz. Aynısını ne yapabilirsiniz? Şuraya da kopyalayabilirsiniz. Evet. Bu dersimiz de burada bitti. Sonraki dersimiz son dersimiz olacak. Binanın, villamızın genel modellemesi açısından camları halledeceğiz. Cam kısımlarını yapacağız. Sonrasında ise artık çevre düzeni, yavaş yavaş peyzaj, çeşitli çevre obje modellemeleri, sokak lambası olabilir, bank olabilir ve benzeri şeyler olabilir. Bunları yapacağız. Sonra işte kaplama, ışıklandırma, render diye gidip dersimizi, eğitimimizi bitireceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.